Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hastamız 35 yaşında erkek hasta. 1,5 yıl önce belinden açık ameliyat geçirmiş. Yani open surgery dediğimiz açık bel ameliyatı, total laminektomi ve total diskektomi ameliyatı geçirmiş. Ömer abi bomba. Ama 1,5 yıldır da oldukça ciddi sıkıntıları var. Şiddetli bel ağrısı, bacak ağrısı yanında, geri çektim gördüğün gibi yanlış geliyordu. Bel ağrısı, bacak ağrısı dışında bir de sol bacağında çok ciddi güçsüzlük var. Tabi bunların hepsinin sinir sıkışıklığına bağlı olduğunu ispatladık. Ama sinir sıkışıklığının açılması için biz mikrocerrahi yaparken yapmak istediğimizdeki planda oldukça ciddi başka bir problemi daha yakaladık. O da instabilite, yani bel kayması. Biz bel kaymasına da müdahale edip güzelce mikroskop altında da mikrocerrahiyle sinir sıkışıklığını düzelteceğiz. Aşama aşama şimdi yapıyoruz. Vidalarımızı tek tek takacağız. Bu tarafı taktık, şimdi karşı tarafı takacağız. Sonra da kontrollerimizi tek tek alacağız. Ve kontrollerden sonra da mikrocerrahiye başlayacağız. İzlemeye devam ediyoruz. Şimdi iki tane yeşil isteyeceğim. İçeriye antibiyotik düşünle yıkama. Ve bir skop ile kontrolümüzü alalım. İşte içeride Kaan teknisyenim, Aziz hemşirem, Mehmet Ali biz teknisyenim yine bakalım neler gösterecek bize. Anestezide Serdar'cığım sen mi varsın? Evet, Serdar Zaymoğlu da şu anda anestezide. Birikmesin diye kötü kan akıtıcı bir küçücük incecik bir hortum. Bunu 5-6 saatlik için takıyorum. 5-6 saat sonra zaten bu hortumu çıkartacağız buradan. Ama önemli olan bakın bu ameliyatı yaptık. Bu ameliyatta hastanın mikrocerrahiyle yapışıklığını aldık, kalan fıtığını aldık. O önemli değil. İnstabilite vardı. Oraya vida koyduk. Belki o da önemli değil. Asıl önemlisi ne biliyor musunuz? Hastamız uyanık. Narkoz almadı. Ayaklarınızı oynatır mısınız? Bakın ayaklar oynuyor. Bu önemli olan bu. Yani hastanın bir narkoz korkusu varsa, iki önemli olan felç korkusu varsa hiçbiri yok. Yani bunların ikisini de tamamen ekart etmiş oluyoruz. Ha bir de zevkle gördüğünüz gibi müziğimizi dinlediğince ameliyatı gerçekleştirmiş oluyoruz. Aziz, karşıdaki şey spancımı değiştir. Temiz bir sponge, tertemiz olsun. Al onu, güzel. Çıkar, çıkar, çıkar. Evet, şu anda daha önce açılmış olan yeri açmaya başladık. Buralar çok yapışık. Yapışık olduğu için henüz durayı, yani omurilik zarını göremedik. Görmeye başlayacağız birazdan. Ama yapışıklığı açtıkça sinirin ve omuriliğin nasıl rahatladığını da sizler göreceksiniz. Bakın burada beyaz beyaz. Hepsi fibroz istediğimiz yapışıklıklar. Bu arada hastamızla da konuşabiliyoruz. Hastamız hareket ediyor. Hastamızın herhangi bir ağrı duysa zaten herhalde bunları yapmamızın hiçbiri mümkün değil. Şimdi burada bakın yapışıklıkların altında omurilik zarını bulacağız. Aşağıda bulduk. Tam foramen dediğimiz sinirin çıktığı küçücük tünelde nasıl sıkıştığını gördük ve açtık. Aşağıdan başladık. Yukarı doğru açacağız. Bakın buralar hep gerçekten ciddi yapışık, sıkışıklık. Yapışıklık demek aslında bünyenin bir cevabı. Bünye cevabı şöyle cevap. Yani tutunmaya çalışan bir yapı var. Tutunmaya çalışıyor. Ciddi bir şekilde orada oynama var ama orada oynama olmasını tahammül edebilecek bir sinir dokusu yok. Bombax hazırlayalım. Hazır hocam bakalım. Öyle olunca kesinlikle direkt olarak yapışıklık gelişiyor. Yapışıklık artıyor. Granülasyon dokusu oluşuyor yani. Şimdi birçok hasta var. Ya hocam ben ameliyat oldum. Ben de yapışıklık gelişti. Tekrar ameliyat dendi. İşte bu tür hastaların en çok dikkat etmesi gereken nokta bu. Yapışıklık neden oluşuyor? Mekanizması ne? Bünyesel. Tabii ki bünyesel olanları var.
Ama bünyeseller dışındaki en önemli şey, bakın çok net söylüyoruz, bunu bütün sterilizasyon yapan hekim arkadaşlarımız, hastalara biz izah ederiz. Bu iş o dokunun orada tutunmaya çalışmasına bağlı, tutunmak istemesine bağlı bir doku cevabıdır. Ve o doku cevabı maalesef yapışıklıkları arttırır. O yapışıklığın içerisinde de sinirler sıkışır ve maalesef hasta çok ciddi ağrıyor. Bizim de burada aslında mekanizma olarak bu yapışıklığı çözüyoruz. Şu anda mikrojerrahi o yapışıklığı açıyor ve mikrojerrahi bu yapışıklığı açtıktan sonra asıl tedavi stabilizasyondur. Stabilizasyonla da bunun bir daha anormal hareketini engellemiş ve bu işten kurtulmuş oluyoruz. Bana bir şey yazdı küçük. Üstten şu dokularını, yapışma dokularını alacağım. Evet, bu yapışma dokuları. Bakın bunlar temizlendikçe aşağıdan durayı görmeye başlıyoruz. Bunlar temizlendikçe aşağıdan beyaz böyle sedefi sedefi durar. Yani omurilik zarı çıkıyor. Yarısı var. Evet. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Harika. Bakın, omurilik zarı çok güzel. Tertemiz. Bakın. Bakın, görüyor musunuz? Bu ameliyatın amacı %90'ı gerçekleşti. Pedi, küçük bir pedi alalım. Şimdi bakın, özellikle burada omurganın 5 ile 1 mesafesi arasında bir ameliyat geçirmiş. Açık ameliyat. Açık ameliyat olduğunu nereden anlıyoruz? Biz tabii ki kesiden anlıyoruz. İkincisi ve en önemlisi, teyp takıldı. İkincisi ve en önemlisi, burada biz çektirdiğimiz bütün filmlerde, MR'de, tomografide arka destek dokularının alındığını görüyoruz. Tabii ki bunlar yetmiyor. Bunlara rağmen hastamızda hiçbir problem yoksa zaten günlük gülistanlık hiçbir problem yok ama hastamız zaten ameliyattan sonradan itibaren çektiği bir ağrı, sıkışma hissi, çekme hissi, kuvvetsizlik hissi var. Ve bel ağrısı var, önemli olan. O bel ağrısının en önemli noktasını da biz burada nasıl saptıyoruz? Dinamik, fonksiyonel filmlerle. Şu film özellikle aslında ne MR ne tomografi. Bu film her yerde çektirilebilecek bir film. Özellikle bu filmi doğuda da çektirebilirsiniz, İngiltere'de de çektirebilirsiniz, Amerika'da da. Yani illa kalkıp İstanbul'a gelmenize gerek yok. Öne doğru eğildiğiniz, yay gibi yaylandığınız bir röntgenin yan filminde biz bel hareketlerini hep beraber hareket ediyor mu, etmiyor mu onu görüyoruz. Burada da hastamızda bakın, öne doğru eğildiğinde omurganın biri bittiğinde diğeri başlıyor. Biri bittiğinde diğeri başlıyorken bakın burada bir basamaklaşma var. Bir merdivenleşme var. Aynı şekilde arkaya doğru yay gibi yaylanıp çektirdiğinde de arkanın kapandığını görüyoruz. Yani sinirin geçtiği şuradaki tüneli sıkıştırdığını görüyoruz. Zaten bunlar hastada şöyle bir hikaye de doğurur. Ben böyle yumuşak bir koltukta oturduğumda kalkmakta zorlanıyorum. 2 dakika kendime gelemiyorum ama ondan sonra 5 kilometre yürürüm. Ama 2 dakika bir banka kuyruğunda dik durup bekleyemiyorum. Ne oluyor? Belime bıçak saplanır gibi ağrı oluyor. Veya daha enteresanı, sırtımda 100 kilo taşırım ama bana ayakta 2 dakika dikilip bir iş yap deme. Yani bu kadar net tipik bel ağrısı şikayetleriyle geliyor. Hastamızın özelliğinde de soldan açık bir ameliyat geçirdiği için solda ciddi sıkışma vardı. Zaten ameliyatta da biz mikrocerrahiyle o ameliyatın sinirlerini çıkarttık, temizledik, hepimiz de gördünüz. Önemli olan sinirin rahatlaması ama ikinci önemli olan bence oradaki instabilite, yani şuradaki kaymaydı. Biz onu güzelce 3 tane sağa, 3 tane sola
titanyum vida koyarak güzelce sabitleştirdik.